ben Aydın Tuzcu. Bugünkü konumuz gider tahakkuk olacak. 381 buraya tekabül ediyor. 481 de buraya tekabül ediyor. Yani benim 80 üzerine artı 20 lira daha geri tablosuna gider ilave etme hakkım var. En basit, en genel, en vitamin haliyle, en hap haliyle ana fikrim bu. Sevgili arkadaşlar merhaba, ben Aydın Tuzcu. Bugünkü konumuz gider tahakkuk olacak. Son 5 videodur bu da dahil. Sizlere muhasebenin dönemsellik ilkesiyle alakalı ilgili videolar anlatıyorum. İlk videoda dönemsellik ilkesini tanıtmıştım. Sonraki 2 videoda gelecek aylara ait ve yıllara ait gelirleri ve giderleri anlattım. Geçen videoda da gelir tahakkuklarını yapmıştık çok güzel bir şekilde. Şimdi gider tahakkuklarını yapıyoruz. Öncelikle dönemsellik ilkesi veya dönemsellik kavramı ne demektir? Şu demektir. Herhangi bir gelir veya herhangi bir gider esasen aslında hangi dönemle, parantez içinde, hangi ayla, hangi çeyrek yılı veya hangi yılla alakalıysa o ilgili dönemde gelir tablosuna yansıtılmalı. Gelir tablosunu tahakkuk ettirmeli. Tahakkuk etmek gerçekleşmek anlamındadır. Muhasebede tahakkuk demek gelir tablosuna yansıtılması anlamındadır. Tamam. Vergide tahakkuk etmek de kesinleşmesi anlamındadır. Parantezi kapatıyorum. Peki, bunun konumuz gider tahakkuk ile alakası nedir? Öncelikle iki video geriye gideceğim size. Orada gelecek aylara ve yıllara ait giderleri anlatmıştım. Ne demiştim orada? Ben bugünden faturasını aldım diye veyahut da bugünden ödemesini yaptım diye herhangi bir gideri bugünden bütün halde gelir tablosuna yansıtmamalıydım. Bu muhasebenin dönemsellik ilkesine tersti. İki şekilde tersti. Bir vergisel olarak, iki raporlama yani yönetim raporlaması olarak, yönetim muhasebesi olarak tersti. Olması gereken neydi? Hangi dönemle, hangi gelecek dönemle alakalıysa parça parça veya bütün halde o dönemlere dağıtılmalıydı. O dönemlere yansıtılmalıydı. Tamam mı? Tamamen olay mevzu buydu. Burada yine tabii gider tahakkuklarında muhasebenin dönemsellik ilkesiyle aslında ana fikir olarak aynı ama süreç tersten işliyor. Burada ise şöyle bir cümle kuracağım. Benim aslında bu ayla alakalı bir gideri henüz faturasını almadım diye veyahut da henüz ödemesini yapmadım diye bu ayın gelir tablosunu gider olarak yansıtmamam yanlış bir harekettir. Bu da dönemsellikle alakalı ama süreç tersten. Yani ben faturasını almadım henüz diye bu aya ait bir gidere, bir telefon faturasını benim bu ayın gelir tablosuna telefon faturası gelmedi diye gideri, 770 gideri yansıtma hesaplarıyla bu ayın gelir tablosuna atmamam yanlış olur. Tamam mı? Bu. En basit, en genel, en vitamin haliyle, en hap haliyle ana fikir bu. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bununla ilgili ben size örnek yapacağım. Tahta üstünde YMK örneği yapacağım. Kafanıza daha iyi oturacak. Yalnız bu örneği yapmadan önce bu anlattığım ana mantığın metodolojisi ne şekilde? Uygulaması ne şekilde? Onu da çok kısaca tanıtayım. Ondan sonra örneğe geçelim. Şu. 381 ve 481 hesap. Bunları kullanacağım. Peki neden bunları kullanacağım? Nasıl kullanacağım? Biliyorsunuz ben her zaman işin kolayına kaçmadan bir basamak, iki basamak, üç basamak geriye giderek mantığını anlatarak size anlatmaya çalışıyorum. Bu bakımda kendime çok efor sarf ederek, çok yorarak, uzatarak, bazen de sizleri sıkarak bilmiyorum anlatmaya çalışıyorum ki içim rahat etsin size konuyu net anlayayım diye. Bilanço nedir? Gelir tablosu nedir? Önce bunu anlayacağız. Bunların bağlantısını anlayacağız ki ben size bunları anlatabileyim. Çok kısa, 2 dakika. İkisi ana mali tablodur. Bilanço belli bir tarihte ki dönem sonu örneğin 31 Aralık'ta işletmenin sahip olduğu tüm varlıkları sol tarafta gösterirken bu varlıkların nasıl karşılandığını yani kaynakları sağ tarafta gösterir. Sol taraf aktif, sağ taraf pasif denir. Aktif ve pasif deyip toplamlar birbirine eşittir. Bilançonun eşitliği. Gelir tablosu ise belli bir dönemde, belli bir tarihte değil bilanço gibi, belli bir dönem aralığında işletmenin kazandığı tüm gelirleri ve bu gelirleri elde etmek için katlandığı tüm gider ve zararları gösterir. Sonuçta bir dip toplamda kar veya zarar olur. Onun üzerinden vergi öderim ya ödenmez bilmiyorum. Tamam.
Bu ilk bilgi. İkinci bilgi, Türkiye'de tek düzen hesap planı kullanılır ve kodlama mantığına göre dönem varlar %, duran 200, 300, 400, 500'de ve geri tablosu hesapları da 600'de başlar. Bu da diğer bilgi. Bir de borç alacak çalışma bilgisi, prensibi var, kural. İstisnalar hariç, yani düzelce hesaplar ve yansıtma hesapları gibi istisnalar hariç şöyle çalışır. Aktif hesaplardaki artışlar borç, azalışları alacak. Pasifteki tam tersi, artışları alacak, azalışları borç. Gelir tablosu hesaplarında da gelir bazlı hesapların artışları alacak, azalışları borç. Gider bazlı hesapların artışları borç, azalışları alacak yazılır. Bu bilgileri biliyorsak şimdi anlatacağımı daha iyi kavrayabilirsiniz. Bunları bilmiyorsunuz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde. Ben size ana mali tabloları anlattım. Mali tabloların mantıkları anlattım. Birebir bilanço bir videoda anlattım. Gelir tablosu videoda anlattım. Tek düzen hesap birini anlattım. Borç alacak. Hepsini ayrı videolarda. Çalışma prensibini anlattım. Düzenci hesapları anlattım. Anlattım. Nazım hesapları. Her şeyi anlattım. Şimdi 381 ve 481 hesabı nasıl kullanıyoruz? Bir kere 100'ler, 200'ler, 300'ler, 400'ler. Yani 381 buraya tekabül ediyor. 481 de buraya tekabül ediyor. Her ikisi pasif hesap. Pasif hesapta ne vardır? Pasif hesapta yükümlülüklerimiz ve borçlarımız vardır. Eğer öz kaynak değilse. Kısa vadeli olanlar. Kısa vadede, uzun vadeli olanlar da burada. 381 demek ki bir kısa vadeli yabancı kaynak. 481 uzun vadeli yabancı kaynak. Şimdi Udemy üzerinde bununla ilgili anlattığım o anlatımlı muhasebe kayıtları 12 saatlik videoda bir bölüm var. Orayı çok değerli görüyorum. Benim yaptığım bir tablo var orada. Muhasebede neyin uzun vadeli, hem dönem varlık, duran varlık ayrımı olarak hem de kısa vadeli, uzun vadeli anlamı ayrımı olarak söylüyorum. Bir şeyin dönem varlık olması veya duran varlık olması ve veya kısa vadeli yabancı kaynak veya uzun vadeli yabancı kaynak olmasının bazı kriterleri var. Bazı durumlarda bu bir yıldan uzun olmamasına bağlıyken bazı hesaplarda, bazı durumda da ilgili mali yılın içinde kalıp kalmamasıyla alakalı. Takip edebildiniz mi? Bazı durumlarda bir yıldan uzun olmamasıyla alakalı, bazı durumlarda da ilgili mali yılın içinde olup olmamasıyla alakalıydı. Bu 381 ve 481 ayrımı mali yılın içinde olup olmaması kriteriyle belirlenen bir uzun vadeli ve kısa vadeli yabancı kaynak. Ne demek istiyorum? Hemen açıyorum. Eğer ki benim bugünle alakalı bir giderim var. Ben bugün gider bugünden benim gelir tablosuna gider olarak yansımam gerekiyor. Şimdi anlattım mantığını. Fakat henüz faturasını almama, faturası bir sonraki mali yıldaysa, atıyorum bir Aralık ayındayım şimdi. Ama faturası bana Ocak'ta gelecek, Şubat'ta gelecek. Anlatabiliyor muyum? Veyahut da süre gelen bir iş. 3 aylık bir iş. Anlatabiliyor muyum? Bu bir şeyle gelecek yani. Bir sonraki mali yılda gelecek. O zaman 481 hesap. Yoksa 381 hesap. Tamam. 381 hesap üzerinden şimdi bir örnek yapacağım. Tamam mı? Konuyu daha net anlayacaksınız. Ana mantığı anlattım. Uygulamayı da anlattım hızlıca. Muhasebe fişimizi oluşturdum. Yani ben muhasebe fişlerine çok artistik yapmam. Sadece ortadan bir çizgi çekerim. Önemli olan çünkü borç alacak çalışma mantığını iyi biliyor olmanız, hesapları iyi biliyor olmanız ve mali tablo etkisini iyi biliyor olmanız. O yüzden çok şaşaya gerek yok. Ortadan bir çizgi çektim. Sol taraf borç, sağ taraf alacak. Ve dip toplamları borç alacak bacakların birbirine eşit olmak zorundadır. Muhasebenin eşitliği kavramı. Yani eşitliği ilkesi değil. Şöyle bir örnek yapacağız. Benim bir elektrik giderim var doğal olarak. Ben işletmeyeyim. Elektrik harcıyorum. Fakat ilgili ayda, mesela Eylül ayının sonu olsun, benim elektrik faturam henüz gelmedi. Firma bana göndermedi. Ama öyle bir durumdayım ki, öyle bir zor durumdayım ki, kıl bir patronum var veyahut da böyle çok uluslu bir firmada çalışıyorum ve rapor gönderme zaman aralığım çok kısıtlı. Benim bir an önce raporu göndermem lazım, onun için ayı kapatıyor olmam lazım. Ayı kapatıyor olmam için tüm gelirleri ve giderleri benim kaydına atabiliyor olmam lazım. Ama gelin görün ki elektrik faturası henüz gelmedi. Sırf böyle bir fatura, iki fatura neyse diğer faturaları gelsin diye beklersem benim bu raporlama zamanım şaşar, tamam mı? Benim bir şekilde bunun çözüm bulmam lazım. Bunun çözümü de muhasebenin dönemsellik ilkelerinden gider tahakkuk.
Yani benim bir şekilde bu elektrik giderini bu ay ile, çünkü bu ay harcadığım elektrik olduğu için gelir tablosuna gider olarak yansıtmam gerekiyor. Tamam mı? Atmam gerekiyor. Ama henüz faturası gelmedi. Şöyle, giderleri de, bu tarz giderleri de ikiye ayıralım kabaca. Bir düzenli gelen faturalar diyelim, bir de düzenli olmayan faturalar. Düzenli faturalar kolay. Çünkü ben bir yerden bir danışmanlık alıyorsam ve adam bana her ay zaten 1000 lira artı 1800-1800 kadere geçiyorsa bu kolaydır. Değil mi? Kolay. Çünkü adam bana faturasını göndermese bile ben 1000 liralık bir gideri gelir tablosunu bu ay için atmam gerektiğini biliyorumdur. Bu kolay. Ama bazı giderler var ki biraz daha karmaşık, biraz daha tahmin edilmesi zor, biraz daha tahmine dayalı. Ama onları da atmam gerekiyor bir şekilde. Çünkü muhasebenin dönemsellik ilkesi gereği en iyi tahminim benim veyahut da en dürüst tahminimi veyahut da en güvenli tahminimi yapıp gelir tablosuna gider olarak aktarmam gerekiyor. Şöyle ki, elektrik faturalarını mesela kuruşu kuruşuna ne kadar geleceğini bilemeyebiliriz. Bunun için tabii bazı şeyi var, kriterleri, bazı kafamızı kullanacağız, yolları var. Birisi trende bakarız, her ay ne geliyor, hangi mevsimde ne kadar artışı var, buna bakabiliriz. İki, sayaç okumayı biliyorsak ki bilelim, sayacı okuruz. En son fatura hangi sayacın hangi noktasında kesildi, şu anda neredeyiz, birim başına kilowatt fiyatı nedir falan, bunlara bakarak iyi bir tahmin yapabiliriz, tamam mı? Bizim de elektrik faturamız gelmedi. Ben de gittim sayaca baktım, önceki faturalara baktım, tamam mı? Bunları hep göz önünde bulundurarak dedim ki şu kadar TL, kaç para olsun, 80 TL bana elektrik faturası gelmesi lazım herhalde dedim. Bunu da şöyle yapalım arkadaşlar, size tavsiyem, profesyonel tavsiyem. Şimdi meramı anlatabilmek, çizmek istiyorum buraya. Bir tahmininiz var. Elektrik faturalarına baktınız, geçmişine baktınız, okuduğunuz kağıdı, kilovatlarını. Dediniz ki, ya dediniz, benim bu ayki elektriğim en az 80 gelir, en fazla da 100 gelir abi. Dışına çıkmaz. Nesnel olarak bakınca böyle. Sizin burada 80 de yazabilirsiniz, 100 de yazabilirsiniz, 90 de yazabilirsiniz teorik olarak. Ama işin vergisel boyutuna dönecek olursak, size tavsiyem kendinizi garantiye almanız. Neden böyle diyorum? Çünkü devlet vergisini arttırmak, maksimize etmek ister. Çoğaltmak ister, tamam mı? Vergisini azaltacak unsurlara bayağı bir titizlenir. Yarın bir gün bir incelemede üzerine gidebilir vesaire gibi. O yüzden sizin bu tercihinizi yaparken 80 üzerinden yapmanızı ben size tavsiye ederim. Tamam mı? 100 geldi ama ne olacak fatura? Tamam mı? Yani en azından 100'ün 80'ini bir şekilde bizim muhasebenin dönemsellik ilkesi gereği, yönetim muhasebesinin iyi olması gereği veyahut da vergiyi bir şekilde daha cepten fazla ödememiş olduk en azından. 100 yerine 80 üzerinden bir şey oldu, siz söyleyin, giderleştirme oldu vesaire vesaire. 80'i yapmanız daha mantıklı bence. Tabii yine siz bilirsiniz. Bir de şöyle bir durum var. Geçici vergi denen bir şey var. Geçici vergi hep anlatıyorum. Kurumlar vergisinin önden 4 parçada peşin peşin bizden hesaplamamızı istenmesi ve tahsil edilmesidir. Bu geçici vergi adı üstünde geçicidir. Hesaplarsınız önden, sonraki çeyrek için hesaplarsınız yıl boyu filan falan böyle gider gider ama bu hesapladığınız 4 çeyrek üzerindeki geçici vergiyi kurumlar vergisi böyle bir cover eder, içine kapsar. Ve o 4 vergide hesapladığınız varsa bir eksiklik, varsa bir yanlışlık, kurumlar vergisi zaten onu düzeltirsiniz. Bu bir. Eğer ki örneğin bunu 2. çeyrekte yaptıysanız, fatura 3. çeyrekte geldiyse, zaten 3. çeyrekte fatura gelince bu doğru yanlış artı eksi birbirini nötrleyecektir, tamam mı? Etkisi 3. çeyrekte düzelecektir gibi. Ama sonuçta yine de siz daha minimum gideri tercih edin diyorum. Eğer ki tam olarak bilmiyorsunuz. Dediğim gibi bir danışmanlık hizmeti aldığınız firmadan aldığınız şey bellidir zaten. Veyahut da telefon açarsınız. Ya siz bana faturayı göndermeden faturayı ne kadar kestiğini sorarsınız. Bu da size söyler. Veya faturanın sadece görüntüsünü gönderir vesaire vesaire gibi. Tamam mı? Evet. Borç bacağı, alacak bacağı.
bir elektrik giderim var benim. Bana bu fatura fatura henüz gelmedi, tamam mı? Ama benim burayı yazmam lazım. Bir hesapladım. Dedim ki 80 lira iyidir abi dedim. 80 lira herhalde gelir bu ay bana dedim. Nesnel bir şekilde ama kafada atmasyon değil, tamam mı? Böyle bir şey yok muhasebede. Çünkü her şeyin aslında belgeye dayanması lazım. Ama bazı istisnalar var. Bu da tahakkuk, gider tahakkuk. Bu istisnalardan tam biri. Ama bunun da yani en azından açıklanabilir bir veriye dayalı olması önemli. Peki, bu tarz bir gider nedir? Nasıl bir giderdir? Bu tarz bir gider, eğer ki benim yönetim binamın elektrik gideri ise bir genel yönetim gideridir. Tamam mı? Parantez açıyorum. Eğer ki bu benim fabrika binamın, üretim yaptığım fabrika binamın bir elektriği ise o zaman bu benim maliyetlerime gidecek dediği parantez kapatıyorum. Aklınızı karıştırmayayım şimdi. Böyle bir genel yönetim gideri olsun. Genel yönetim giderleri 700 hesaplardır ve 700 hesaplar gelir tablosuna direkt gitmezler. Ay sonu yansıma hesaplarına gider. Bunu çok anlattım. 700'lü gider hesaplarından genel yönetim giderleri 770 hesaptır. 770-16 elektrik gideri. Niye borç hesabı koydum? Çünkü aynı gelir tablosu üzerindeki gider bazlı hesaplar gibi 700'lü maliyet ve gider hesaplarındaki artışlar da borç yazılır. Eğer ki benim bu ay elektrik yakmışsam, elektrik harcamışsam elektrik giderim artmıştır, değil mi? O yüzden borca yazdım. Kaç para dedim? 80 liradır herhalde dedim. Tamam, bir şeyini yaptım. Daha sonra karşı bacağımı yazdım. Eğer ki faturam gelmiş olsaydı ben, eğer ki Boğaziçi elektrik dağıtımsa onu yazmam lazım, değil mi? Hatta burasını bir kademesine falan koymam lazım. Ama henüz ortada fatura yok. Karşı bacağımı yazacağım. İşte onu da nasıl çözüyorduk zaten? Onu da geçici olarak kullandığımız bu 381 hesapla çözmemiz gerekiyordu. Ve bu gider tahakkuk. Kaç para? 80 lira. Tarih ne? 30.09. Tamam mı? Eylül sonu. Bitti mi Eylül sonu? Bitti. Evet, ben 80 lira attım gider olarak. Muhasebenin dönemsellik ilkesi gereği hiç atmamak yanlışından ziyade biraz farklı atma nispeten daha az yanlışına düştüm. Veyahut da yani hiç yapmamaktan daha iyiydi. İyi bir tahmin, tamam mı? Öyle diyeyim size. Bir kez daha üstüne basarak söylüyorum. Kaç lira olacağını öğrenebiliyorsanız ona göre yapmanız gerekiyor. Kesin öğrenebiliyorsanız. Evet. Ne zaman gelmiş olsun? 10 Ekim'de de faturam geldi. Hoş geldi. Ben raporu verdim. Gönderdim. Her şey bitti. Ondan sonra fatura geldi. Fatura üzerinde ne vardır? Fatura üzerinde elektrik bedeli var. Diğer ıvır zıvır saymıyorum zaten, bilmiyorum da. Kalevesi var. Fatura dip toplamıyor. Tamam. Kaç para olsun? Ben 80 lira tahmin ettim ama 100 lira bana, 100 lira artı kadeve elektrik faturası geldi. Peki. Biliyorsunuz elektrik faturası, su faturası gibi, telefon faturası gibi faturalar peşin ödenmez. Önce fatura gelir, sonra ödeme tarihi vardır. Daha sonra otomatik ödemeli veya siz ayrıca ödeyebilirsiniz, ödersiniz. Yani açık hesap çalışılır bu tarz dağıtıcı firmalarında. Bunlar da bilançonun pasifinde bir cari hesap kullanarak yapılır. Ben her zaman böyle durumlarda bu tarz hizmet tedarikçilerinde 336'yı kullanmayı tercih ediyorum. Tamam mı? Ben daha ziyade 320 satışlar hesabını direkt ana faaliyetimle alakalı olan bu alışverişlerinde kullanmayı tercih ediyorum. 336'yı diğer diğer satıcılarda, diğer hizmet tedarikçileri olan bu hesapta kullanmayı tercih ediyorum. Kaç para? 118. Niye? Çünkü 100 lira artı kadere 118 lira faturanın dip toplamı var. Ve adıma 118 lira ulaşacak. 100 lira değil. 100 artı 18, 118. Karşı bacağını yazacağım. Eğer ki burayı görmeyin, bu 30 Eylül'de gelseydi fatura, tam zamanında gelseydi, 336 buraya yazacaktım, bu 770'i buraya koyacaktım, 100 lira, 18 lira da kademe koyacaktım, bitecekti. Ama daha önce ben giderleştirme hakkımı bir önceki ay sonunda kullandım. Şuraya bir çizeyim TC etmenini. Neydi bu? 381. Ne yaptım demin buraya? 80 lira attım, değil mi? 80 lira ben alacak atmıştım. Benim gider hesabına yansıtmam yerine, çünkü bir daha 100 lira koyarsam 80'i mükerrer olur, değil mi? Benim
bu 80'i buradan 381 hesaptan çıkıyor olmam lazım ki burayı boşaltayım. Çünkü artık gider tahakkuku hesabına ihtiyacım yok. Çünkü tutturan kendisi geldi. 381-01 kaç para? 80 lira çıktı. Vosefşin tamam mı? 80-118 tamam değil. Bir şeyler eksik. Ne eksik? Bir kere benim gider tahminim 80'di ama gerçekleşen 100 oldu. Yani benim 80'in üzerine artı 20 lira daha gelir tablosuna gider ilave etme hakkım var. O da 770-16 elektrik giderlerine 20 koymamla mümkün oluyor. Tamam mı? 80 daha önce de atmıştım. 80'e 50 attım. Ekim'de de 20. Aslında doğrusu keşke fatura gelseydi 100'ü burada atsaydım. Veyahut da keşke ben daha doğru tahminde bulunup 100'ü 30 atsaydım. Ama biraz da ihtiyatlı davranarak 100 yerine 80 attım. Demin açıkladığım anda. 100 burası, 118 burası. Tamam mı? Değil. Burası ne kadar? 18 lira eksik. O da neydi? Kademe. 191 indirecek kademe. 01 %18 indirecek kademe. %18. Türkiye'de 3 çeşit kademe var. %18, %8, %1. %18 01 olsun. 8 02 1 de 03 olsun mesela. 18 lira. İndirecek kademe koydum. 80, 20 daha 100, 18. Daha 118, 118. Muhasebe tuttum tamam mı? Tamam. Faturamızı işledik. Hem muhasebenin dönemsellik ilkesi gereği Eylül'e 3 aşağı 5 yukarı doğruya yakın bir kayıt attık. Ki doğru da atabildik bilseydik bir kez daha üstüne basamasa söylüyorum. Ve faturamız gelince de mükerrer bir gider atmamaya dikkat ederek aradaki fark kadar eksik kalan kısım kadar da gider attık diyorum. Şey bu. Gider tahakkuku da bu. 5 tane video çektik. Dönemsellik ilkesiyle alakalı. Bu konuyu ana hatlarını tamamladık. Yine tabii dönemsellik çok önemli bir kavram muhasebede. Bundan sonraki videolarda da ki görürsek o günleri yine dönemsellik ilkesine zaman zaman bunu yapacağız. Çok önemli bir kavram. Sonraki videonun konusunu iş avansları olarak düşünüyorum. Orada görüşmek üzere. Sağlıcakla.